Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus programında bugün öncelikle tabii dün de gündeme getirdiğimiz konuklarla hem müteahhitler hem inşaat mühendisleriyle, kentsel dönüşüm uzmanlarıyla elbette maalesef dün gece yaşadığımız Düzce merkezli deprem. Öncelikle geçmiş olsun hem bölge halkına hem de Türkiye için bir kez daha geçmiş olsun dileyelim. Ve umuyoruz ki daha büyükleriyle karşılaşmayız ama umarak olmuyor tabii ki. Somut adımlar atmak lazım. Hatırlasalım. Dün yine bu saatlerde Sefer Altıoğlu'nu konuk almıştık. MİNT İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı'nı ve neyi bekliyoruz demişti kendisi. Kentsel dönüşümde hızlanma için hem yerel belediyelerin hem de hükümetlerin atması gereken adımlar var ve sistem şu an sıkıştı, ilerleyemiyoruz diyor müteahhitler. Dolayısıyla biz de bunu konuşacağız. Gerçekten neyi bekliyoruz? Peki başka hangi başlıklar var bugün ele alacağımız? Gıda perakendecilerine ilişkin açıklamalar. Hem Devlet Bahçeli'den hem biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalar geldi. Şu anki yüksek gıda enflasyonundan dolayı perakende sektörü suçlanıyor, market zincirleri suçlanıyor. Ama ne kadar haklı bu eleştiriler, bu suçlamalar? Gerçekten şu an fiyat rekabetinde sıkıntı var mı? Bu detayları Servet Topaloğlu ile değerlendireceğiz. Topaloğlu Partners kurucusu. Programın yine ikinci bölümünde Ali Yıldız bizimle olacak, Beyper Başkanı. Biliyorsunuz bugün Türkbes'in rakamları geldi ve uzun bir aradan sonra ilk defa beyaz eşya satışlarında artış yaşandı. Ekim ayında %9'luk bir artış yaşandı. Tabii piyasa uzmanları da der ki Aralık'tan sonraki dönemlerde, yani Kasım Aralık'tan sonra yavaş yavaş kurun stabilizasyonu kalıcı olmayabilir. Üretici fiyatlarındaki yükseliş tüfeğe geçişkenliği daha fazla hissedebilir. Yani maliyet artışlarını mağaza zincirleri, özellikle başta beyaz eşya gibi ithal girdisi yoğun olan sektörler, ham madde fiyat artışını yoğun hisseden sektörler, ki araba da geliyor bunun içinde aslında, sadece beyaz eşya değil, otomotiv sektörü de Ocak'tan itibaren bir zam beklentisi var. O yüzden de talep öne çekiliyor. Vatandaş da ihtiyacını bir an önce bu fiyatlar ve bu yatay kur seviyesinden gidermek istiyor. Bu doğru mu? Bunu da konuşacağız beyaz eşya sektörü için. Piyasa nezdinde ise ele alacağımız bugün aslında çok fazla başlık var. Bir tanesi IMF'in küresel borçluluk raporu dün geldi. Ve bu tarafta tüm dünyadaki resesyon endişelerinin ve yüksek enflasyon ortamının küresel borçluluğu azalttığını, çünkü issuance'lar yani ihraçlar giderek azalıyor. Borçlanma ihraçları azalıyor. Bütçe açıkları biraz daha kontrol altında. IMF buna dikkat çekmiş. Bunu değerlendireceğiz. Türkiye'yi tüm tablodan ayrı tutmuşlar ve özellikle Eurobond ihracında 2023'e kadar Çin'le beraber iki tane büyük ülke olacak diyorlar. En fazla döviz borçlanmasını gerçekleştirecek. OECD'nin raporu var. Türkiye ile ilgili kırılganlıklarda finansman açığına dikkat çekiyor. Yüksek enflasyonun devam edeceğine dikkat çekiyor OECD. Bütün bu başlıkları da az sonra araştırma masasından Çağlar Kuzukluoğlu'ya bağlanacağız ve detayları kendisiyle konuşacağız. Şimdi akışa geçmeden isterseniz bir hızlıca rakamlara bakalım. Fokus bugün oldukça yoğun bir gündemde ama piyasadaki fiyatlama bize ne söylüyor onu da hatırlatalım. Öncelikle Borsa İstanbul'da dün bir kez daha rekor kapanış vardı. İşlem hacimleri oldukça yüksekti ve bu rekor kapanış sırasında da sanayi endeksinin dolar cinsinden yeni bir rekor tazelediğini, yani TL cinsinden borsa rekor kırıyor ama döviz cinsinden henüz kıramadı. Fakat sanayi endeksinde döviz cinsinden rekor geldi. Bunu da aktarmış olalım. Bu arada Doğuş Holding'den de bir son dakikamız var. Doğuş Otomotiv'de sermayenin %4'üne denk gelen 8.8 milyon adet hissenin kurumsal yatırımcılara satışı ile ilgili görüşmeler başlanmış. Sermayenin %4'üne tekabül eden 8.8 milyonluk hisse Doğuş Otomotiv için satışla ilgili, kurumsal yatırımcılara satışla ilgili görüşmelere başlanmış. Ben birazdan özellikle Doğuş Oto'nun hissesini de ekrana rica edebilirsem oradaki belki piyasa fiyatlamasına da bakarız genel rakamlardan sonra. Şimdi BIST 100'de dünkü pozitif açılıştan, kapanıştan sonra bugün negatif başladı güne. 4773 puanda %0.16 gibi sınırlı bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Detaylara bakalım. Sanayi dün döviz cinsinden rekor kırdı dedik ama bugün kırılım nasıl? Bugün tam tersi bir tablo var. Bankalar yükselirken sanayi endeksi geriliyor. Sanayi endeksi %0.21 aşağıda, bankacılık endeksi %0.59 yukarıda, mali endekste de yatağa yakın bir seyir var. En çok yükselenler ve düşenler hemen ekrana gelsin. Hangi hisseler eşlik ediyor diye özellikle değerlendirelim. Birazdan borsa kırmızıda olduğu için daha çok aşağı çeken hisseleri de ekrana getireceğiz ama önce en çok artanlarda Türk Traktör, Aydem Enerji, Tümosan, Tofaş Oto,
fabrikaları ve Pegasus en çok yükselenler içerisinde, borsa kırmızıda olmasına rağmen. Hemen en çok düşenleri ekrana getirelim. Orada da Hektaş, Girişim Elektrik, Enerjisa, Migros ve Nurol GEO en çok düşenlerdi. Doğuş Otomotiv listesine bir bakalım. Sabahki yasal açılıştan sonra bu haber hisse üzerinde etkili mi? Şu an nasıl bir fiyatlama var? Özellikle hisse satışına ilişkin. Şu an ekrana gelmedi. İlerleyen dakikalarda yine hisseyi de paylaşacağız. Ve geçelim Euro-Dolar paritesine ve ana sayfamıza, döviz ekranına dönelim. Yurt dışı piyasalarda neler konuşuluyor? Şimdi parite dün 1.02 seviyelerinde kalmaya devam etti. Bugünkü fiyatlamada bu hareketin daha da güçlendiğini ve 1.03.34'e kadar yükseldiğini görüyoruz. Yani aslında dolar küresel piyasalarda değer kaybediyor. Bu da parite tarafını destekliyor. Fed'den gelen, dün Mester'den gelen Fed üyelerinin açıklamalardan, özellikle Mester'i biz görece şahin diye yorumlarız Fed üyeleri içerisinde. Fakat o bile aslında 75 bas puanlık faiz artışlarının fazla olduğunu, evet elimizde hala silahlar var, bunları kullanacağız. Enflasyonu kontrol altına alacağız. Ama öyle de böyle aslında aralığa dair beklentiler 50 bas puanda kalmaya devam ediyor. Fed'in faiz artışı için, daha düşük faiz artışlarıyla Fed'in devam edeceği beklentisi ise doları bir miktar baskılıyor. Bu harekette pariteyi 1.03.32'ye kadar taşıdı. Bizim içerideki ihracatçılar için, sanayiciler için oldukça pozitif bir gelişme biliyorsunuz. Dolar ithal ettiğimiz, euro ihraç ettiğimiz için oldukça iyimser bir fiyatlama Türkiye için paritenin yükselmesi. Ama dolar TL'ye yansımıyor. Hala kurdaki fiyatlamalar 18.62-80'lerde. Şimdi rakamlar böyle. Birazdan öneceğiz araştırma masasını ama hemen hızlıca bir ekrana OECD'nin raporunda öne çıkanları getirelim. Özellikle oradaki rakamlar bize ne söylüyor? Öncelikle küresel ekonominin artan zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen OECD, küresel ekonomik büyümenin 2023'te %2.2 seviyesine yavaşlayacağını öngörüyorlar. Türkiye ekonomisi için ise 2023 büyüme hedefi %3 seviyesinde. Buna dair bir haberimiz var. OECD haberini ekrana getirelim. Sonrasında ise detayları Çağlar Kuzlukluoğlu ile konuşacağız. OECD küresel ekonominin artan zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi. OECD'nin küresel ekonomik görünüm raporuna göre büyüme ivme kaybederken enflasyon uzun süre yüksek seviyede kalıyor. Güven zayıfladı ve belirsizlik yüksek. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı fiyatları özellikle enerji için önemli ölçüde yükseltti ve buna bağlı olarak enflasyonist baskılar arttı. OECD bu görünüm altında küresel gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin bu yıl %3.1 olmasını, gelecek yıl %2.2'ye doğru daha da yavaşlamasını öngördü. OECD 2022 yılı büyüme beklentisini Amerika Birleşik Devletleri için %1.5'ten %1.8'e yükseltirken, gelecek yıl beklentisini %0.5 olarak korudu. Euro bölgesi için büyüme tahminini bu yıl için %3.1'den %3.3'e, gelecek yıl için %0.3'ten %0.5'e çıkarıldı. OECD, büyük gelişmiş ekonomilerde manşet enflasyonun bu yıl %6.3'ü gördükten sonra gelecek yıl %4.25'e düşmesini, 2024'te %2.5'e gerilemesini bekliyor. OECD, Türkiye ekonomisinin ise 2022 yılında %5.3 büyüyeceğini ve tahmin dönemi için büyümenin %3 civarına gerileyeceğini öngördü. Enflasyonun düşeceğini ancak %40'ın üzerinde kalacağını öngören OECD, artan belirsizlik yatırımları geride tutarken hane halkı satın alma gücü azalacak, ihracat dış talepteki zayıflığın etkisiyle yavaşlayacak dedi. Evet, öne çıkan aslında başlıklar büyümeye dair böyleydi ama diğer detaylarda neler var hızlıca bir ekrana getirelim. Şimdi küresel büyümenin bu yıl %3.1, gelecek yıl %2.2'ye yavaşlaması bekleniyor. Tüm dünya için aslında resesyon demeyelim ama 2022'deki kadar güçlü bir büyüme beklenmiyor. 2022 yılı büyüme beklentisi özelinde Amerika'da %1.8'e yükseltildi bu yıl için. Gelecek yıl için ise %0.5 seviyesi korundu. Euro bölgesi için büyüme tahmini bu yıl %3.3'e, gelecek yıl için %0.5'e yükseltildi. Dolayısıyla Euro bölgesi için hem 2022 hem de 2023'te aslında küresel diğer oyunculardan, yani Dünya Bankası'ndan ve IMF'den farklı olarak OECD bir miktar daha iyimser. Ve son olarak Türkiye tarafına baktığımızda da orada da bu yıl için %5.3, 2023'te de %3'e gerileceği öngörülüyor. Orada da aşağı yönlü bir revizyon var, özellikle önümüzdeki sene için diyelim. Ama bence bu başlıklardan ziyade asıl manşete çıkarmamız gereken
Türkiye'nin uzun vadede bile enflasyonun %40'larda kalacağı. Şimdi gidelim detayları Çağlar Kuzukluoğlu ile konuşalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar günaydın, hoş geldin yayına. Önce OECD, sonrasında da IMF, aslında iki tane önemli rapor geldi dün. Hem küresel büyüme ve enflasyona dair, hem de bunlarla da ilintili olarak konuşacağımız küresel borçluluk grafikleri var elbette IMF'ten. Detaylar için söz sana verelim. Güzel, aslında artan resesyon baskısının bir nevi detaylarında yolculuk yapıyoruz şu anda. Uluslararası kurumlar da bunun detaylarının bir nevi ince hesaplarını yapar vaziyette. İlk grafiğimizde sen önemli noktalarına değindin ama önümüzdeki süreçte Türkiye'nin, sen de vurguladın, %40'lar civarında enflasyonun biz pandemi sonrasında dünya ve Türkiye normale dönecek mi sorularını ararken, her ne kadar şu an salgın tam olarak telafi edilememiş olsa da herhalde bunun en büyük mirasının Türkiye için enflasyon olduğunu söylemek mümkün. Nitekim 2016'nın sonundan itibaren çift haneli enflasyon vurgusunu sık sık dile getirir vaziyetteyiz ama belki %70-80'lerdeki enflasyon görünümünden %40'lara gerilemek önemli olsa da dünya genelinde gelişmekte olan ülkelerin belki çift hanede biraz üstte kalacak, yani %10'un biraz üstüne kalacak görünümünün neredeyse 4 katı bir enflasyondan bahseder vaziyetteyiz. Üstüne üstlük bir de küresel görünümde açıkçası baskıların öne çıkması, ki burada özellikle OECD raporunda artan belirsizliklerin yatırımları baskıladığı ve hane halkı satın alma gücüyle beraber küresel ekonomik aktivitenin en önemli unsurlarından biri olan ihracat tarafını da baskı altında tuttuğunu göz önüne aldığımızda, aslında Türkiye için enflasyon ardından büyümenin %5'lerden %3'ler civarına çekilmesi de önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. %10'lar civarında yine çift haneli bir işsizlik görünümü var. Peki küresel ölçekte Türkiye'nin dışındaki görünüm nasıl? Diğer grafiğimizde de ona göz atacağız. Aslında güzel, burada İngiltere ve Euro bölgesinde yoğunlaştırdığı resesyon ihtimallerinin daha çok etkileyeceği bölgelerin olması durumunun yine karşımızda olduğunu görüyoruz. Nitekim OECD 2023 yılı için İngiltere'de bir daralma öngörüyor. Aslında Euro bölgesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nun raporunda da görmüştük. 2023 yılında daralma ya da daralmanın bir miktar üstü grafiğinde bir miktar, aslında da OECD'nin senin de vurguladığın gibi iyimser tarafta kaldığını görüyoruz. Ama dünyanın büyüme yükünü yine gelişmekte olan ülkelerin sırtlayacağını söylemek mümkün. Nitekim Türkiye'nin haricinde Brezilya, Çin, Hindistan'a baktığımızda geçtiğimiz günlerde 8 milyarı aştığını söylediğimiz nüfustaki ekonomilerin de artık dünya üretiminin, dünya ekonomisinin %50'den fazlasını kaydığı, Çin, Hindistan ve Doğu Asya Pasifik bölgesine kaydığını görüyoruz. IMF raporuna geçecek olursak da güzel, burada aslında küresel borcun gayri safi yurt içi hasılaya, yani küresel ekonomik büyüklüğe oranına baktığımızda belki iyimser gibi görünen ama bir yandan da finansman koşullarının seninle sık sık son günlerde konuştuğumuz üzere zorlaşmasının göstergesi olarak gerilediğini görüyoruz ama gelişmekte olan ülkelerin büyüme tarafında üstlendiği rolün burada gelişmekte olan ülkenin üzerindeki borç yükünü arttırdığına dair de detaylar var. Nitekim dünyada 2021 yılının ilk çeyreğinde zirveyi gören küresel ekonomik büyüklüğün küresel borcu oranının %343'e gerilediğini düşündüğümüzde, küresel borç tarafındaki bu iyi gelişmeye karşın gelişmekte olan ülkelerde de %254'e yükseldiğini görüyoruz. Borç ve gayri safi yurt içi hasıla oranının bir detayı daha var. Son grafiğimizde de ona bakacağız. Türkiye ve Çin'in 2023 sonuna kadar şu anda hali hazırda gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi beklenen Eurobond ihraçlarında en öndeki iki ülke olduğunu görüyoruz. Değerli izleyicilerimiz, en solda ve ikinci sırada Çin ve Türkiye'yi görüyorlar. Özetleyecek olursak güzel, daralan, zorlaşan finansman koşulları ve ekonomik büyüme baskısıyla beraber enflasyondan da gelen etkiyle beraber 3 ayaklı bir açıkçası 2023 görünümü var, baskı altında tutacak ekonomileri. Bundan da en çok etkilenen ekonomik aktiviteyle beraber bilhassa hane halkları olduğunu hem OECD hem de IMF raporlarından çıkarmak mümkün. Çağlar, çok teşekkür ediyoruz kıymetli analizlerimi hazırladığın grafikler için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin FTX borsasındaki son iflasa ilişkin bir açıklaması var. Türkiye'de de MASAK, Amerika'da iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX'i inceleme kapsamını almış. MASAK da, yani Türkiye'deki MASAK,
Amerika'da şu an hali hazırda iflas eden FTX'i de inceleme altına aldı. Çünkü Türk bankalarıyla, Türk yatırımcılarıyla olan ilişkisi ve Türkiye'den de müşterileri vardı biliyorsunuz. Bu son dakikayı da iletelim ve gidelim kısa bir araya. Evet, Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizin ve Maliye Bakanı Nebati'den bir son dakika daha var. Hemen hızlıca onu da aktaralım size. İlerleyen dönemde de kurdaki oynaklığın az olmasını bekliyorum diyor Sizin ve Maliye Bakanı. İlerleyen dönemde de döviz kurundaki oynaklığın az olmasını bekliyorum demiş. Bu son dakikayı iletelim ve hemen dönelim buradan stüdyoya. Konuğumuz Topaloğlu Partners kurucusu Servet Topaloğlu. Serpil, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi tabii tartışma elbette Türkiye'deki gıda enflasyonunun bu denli yüksek olması, ama gıda enflasyonunun yüksekliğinden ziyade manşet enflasyonla gıda enflasyonu arasındaki makas son 20 yılda yaklaşık 2 puanmış. Yani gıda enflasyonu son 20 yılın ortalamasında Türkiye'deki manşetin 2 puan üzerindeymiş. Son birkaç yılda bu makas 15-20 puana kadar arttı. Hal böyle olunca da hissedilen enflasyon çok daha yüksek, gıdanın payı daha büyük olduğu için. Ve buna karşı gelen cevaplar, işte eleştiriler, tartışmalar da hep market zincirleri üzerinden yürüyor. Yani işte gübreyi, mazotu, işte tarım tarafını, oradaki yatırımları daha az konuşuyoruz. Ama sanki market zincirleri bunun müsebbibiymiş gibi bir tartışma var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tam olarak en son bunu gündeme getirdi. Cezai şartların yeterli olmadığını, işte daha kapsamlı araştırma yapacağız dedi. Çok uzun yıllardır sektördesiniz. Hatta sektörde bir duayensiniz siz de. Eminim daha önce de bu tartışmalar olmuştur, ama daha önceki dönemlerden şu anki dönemin farkı ne? Şimdi bu dönemin farkı iki tane bizim jenerasyonumuz için değil ama yeni jenerasyon için söyleyeyim. Hiç karşılaşmadıkları iki olgu var. Bir tanesi çok hızlı bir şekilde kalkan enflasyon, gıda enflasyonu. Çok hızlı fiyatlar arttı. Üst seviyede ve o üst seviyedeki fiyat aralıkları, ürünler arası. İki tane büyük dalga var. Yani tamam, hepimiz biliyoruz enflasyonun çok yüksek olduğunu. Fakat yüksek seviyede bir sepeti, bugün alışveriş sepetini doldurmak için dikkatli alışveriş yapan bir tüketiciyle daha az dikkatli alışveriş yapan tüketici aynı şeye, sepete %25 ile 30 arasında fark verebiliyor. Yani aynı ürünler çok farklı fiyatta. Et piyazolar mesela biraz zor bir ürün, ama yani 190 lira ile 320 arası. Yani kuzu piyazolar. Dana kıyma keza öyle. Zeytinyağları, zeytin, peynir. Korkunç derecede üst level'da bir fiyat farkı da orada var. Şimdi burada tabii bulunduğunuz, tüketicinin bulunduğu bölgeye ve alışveriş ettiği yere göre de tabii korkunç derecede bir bütçeyi etkileyen bir unsur. Yani çok önemli bir harcama kalemi biliyorsunuz. Bir de yoğun rekabetin olduğu bir alan. Yani her iki kişiden birinin günlük alışveriş yaptığını düşünürsek sektörde, ki aşağı yukarı öyledir, 40 milyon turistler haricinde bir kitle var. Sürekli alışveriş yapan, her gün çıkan, işte bir sandviç bile, bir su bile bir alışveriştir yani. Bunun karşılığında da bir 200 bin satış noktası var. Artı semt pazarları var. Dolayısıyla bu oyuncular bir araya geliyor. Şimdi bu biraz önceki bahsettiğimiz yüksek enflasyon ve yüksek enflasyonun olduğu level'daki büyük sapmalar nedeniyle tabii toz dumana karışıyor. Bu yeni. Bu yani 25-30 yıldan beri ilk defa görülen bir hadise. O bakımdan da tabii büyük bir türbülansa sebebiyet veriyor. Büyük bir şeye sebebiyet veriyor, tartışmaya. Bir de seçimlere de giriyoruz biliyorsunuz. Biraz siyasetçilerin de sevdiği alanlar da olabilir buralar. Dolayısıyla... Ama bu bahsettiğiniz fiyat farklı. En azından hani nacizane, yani herkes bunu gözlemleyebilir. Tabii sadece ben değil, ama işte örnek veriyorum. İşte ailem Bostancı tarafında oturuyor. Ben işte Levent tarafında oturuyorum. O bölgedeki, mahalledeki marketin sattığı ürünle benim bölgemdeki marketin sattığı ürün fiyatı farklı. Markalar aynı bile olsa. Aynı marka yok. Evet. Aynı. Çünkü eminim kiraları daha farklıdır. Belki o bölgede daha ucuzdur vesaire. Fakat dönüp market zincirlerine baktığımızda bunun çok mümkün olmadığını görüyoruz. Yani işte bir Bime, Şoka, Migros'a, XYZ, Carrefour'a bir markete girdiğinizde en azından aynı markalı ürünlerde o kadar fiyat farkı olmuyor.
Bunu şu yüzden soruyorum. Yani hep şu tartışmaya giriyoruz ya. Şimdi rekabet koşulları, market zincirleri gerçekten enflasyonu tam tersi düşüren tarafta olması gerekmez mi? Zaten ona uğraşıyorlar zaten. Yani zincir marketlerin... Yani o rekabetle o fiyatları daha kontrol edilebilir evet. seviyede bir şekilde tutmuyorlar. Evet. Ama aksi suçlanıyor da o yüzden yani aksi bir iddiam var şu an. Aksi suçlan... Yani evet yani bir kere dinamiğinde, organize perakende zincirlerin dinamiğinde... fiyatları mümkün mertebe düşük tutmak var. Aksi takdirde düşük tutmazlarsa rakiplerine pazar payı kaybederler. Hı. Çünkü dediğiniz gibi ürünlerin, pek çok ürünün fiyat kıyaslamalarını müşteriler, tüketiciler yapıyorlar. O bakımdan aslında tedarikçileri bir baskı unsurudur. Organize gıda perakendeciler. Temel dinamik bu. Fakat bütün buna rağmen tabii çok önde, şimdi şöyle, yani organize perakendeciler aslında biz de öyle tahmin edildiği kadar çok büyük değil. Bunu defalarca aramızda sohbetlerde görüştük. Yani mesela İspanya'ya baktığım zaman İspanya'da gıda pazarı ile Türkiye'deki gıda pazarını kıyaslayabilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı aynı büyüklüktedir. İspanya'daki en büyük gıda perakende zincirinin cirosu 30 milyar dolarlara yaklaşmıştır. Türkiye'deki en büyüğüne baktığınız zaman daha iki haneli rakamlar yok. Yani aynı pazarlar. Bizde daha tek haneli milyar dolarlarda bu bahsedilen şirketler. Ama, dolayısıyla Türk insanın bu market zincirlerinden alışveriş yapması, yani bizdeki penetrasyon çok daha düşük değil mi? Şimdi, oraya geleceğim. Evet. Yani bunlar fakat bunların yani bizim bu büyük dediğimiz tırnak içindeki perakende zincirleriyle diğer oyuncuların arasındaki fark çok açık. Yani çok fragmente bir pazar. O nedenle çok büyükmüş gibi görünüyorlar ve hedef noktasındalar. Son derece fragmante olmuş bir pazar. Ve tabii burada da devlet otoritesi de, regülatörler de aslında enflasyonu düşürmenin ana görevi o, devletin. Yani yaratmayın enflasyonu, fiyat artışı da olmasın aslında. Dolayısıyla bütün hepsinin birlik olup devlete demesi lazım ki devlet organlarına. Ya arttırmayın şu enflasyonu, biz burada problemimiz oluyor demesi gerekirken. Mekanizma tam tersi çalışıyor. Peki ne olabilir, onu konuşalım. Yani nedir bu ceza şartları? Daha önce mesela şimdi, evet. ne gibi cezalar verildi? Şimdi olursa şimdi biz neyi konuşacağız? Bu amorf yapının nedenlerine bakmak lazım. Şimdi çok sebebi var bunun. Yani bir reçete yazmak mümkün değil. Döviz fiyatlarının hareketliliğinden, arzın az olmasından, talebin çok canlı olmasından veyahut girdi fiyatlarının, yani tarım örneğin işte %138 açıklandı tarım geçenlerde. Ise. Tarım girdi fiyatları. Doğru. Bunun şeyinden, spekülatörlerden kaynaklanan olaylardan pek çok sebebi olabilir. Yani bu fiyat artışlarının nitekim de oluyor. Bu spekülatördürün neticesindir demek ve regülasyonu spekülatöre gibi bu beşliğe indirmek çok sağlam değil. Çok haklı bir... olmaz. Yani bir yerde şeye benziyor bu. Yani bir filin ben düzenleyeceğim deyip porselen dükkanına girip yani bütün porselenleri kırmasına benzer. Yani bir makro regülasyonlar vardır, mikro regülasyonlar vardır. Makro regülasyon üzerinden gitmek lazım. Yani mesela kritik olan şu andaki en büyük sorunlardan biri çok az konuşulan hileli ve tahşişli ürünler. Yani biz bugün biraz önce fiyatların farklılığından bahsettik mesela. Bir kaşar peyniri. Yani biz gerçekten kaşar peyniri mi alıyoruz, yiyoruz? Yoksa kaşar peynirinin içinde patates de var mı yediğimizde? Mesela bu çok şeffaf değil. Süt fiyatları arasında bakıyorsunuz. Yani neredeyse iki misline fiyat farkı olan bir litre yağlı süt fiyatları var. Farkı var. Yani bu burada nedir? Mesela buralara bakmak lazım. Eğer buralarda bir regülasyon yapılabilecekse yapılması lazım. Yani eşit şartlarda mı? Yoksa süt diye aldığımız şeyin içinde su mu var? Veyahut etin kilosu düşük fakat et önceden tazikli suyla ağırlık mı kazanarak reyonda satılıyor? Tamam. Gibi veya bal, yediğimiz bal. Hiç acaba yani biliyorsunuz geçenlerde de açıklandı arıyla hiç alakası olmayan ürünleri bal diye satıyorlar. Yani şurup içiyorsunuz ama öteki tarafta bal da var. Şimdi buralar bana sorarsanız aslında esas regülasyona tabi olması gereken yerler ve buralarda bir fair bir rekabeti sağladıktan sonra fiyatlara bakmak lazım ve ondan sonra kim burada
spekülasyon yapıyor, kim burada stokçuluk yapıyor, kim burada fahiş fiyatla mal satıyor, bunun nedenleri nedir diye bakarak bir regülasyon yapmak lazım. Bunları incelemeden veya işte tarım girdi fiyatlarına bakmadan cezalar yağdırmak yakalayabilinen oyunculardan yani belki meşru ama çok adil değil. Burada kritik olan nokta şu maalesef, yani bundan kaçınmamız lazım. Kolaycılıkta bazen kolay olan yol seçiliyor. Yani etkili ve göz önünde olan 4-5 veya 10 oyuncuya üzerine yüklenerek geniş kitleleri memnun etme, geniş kitleleri sevindirme, geniş kitlelerin hoşuna gidecek regülasyonlara da gidebiliyor bazen. Bunu yapmamak lazım. Yani peki, kolaycılık oluyor ve adil olmuyor. Peki merak ettiğim bir diğer konu da şu. Geçen hafta BİM CFO'su Haluk Bey'i ağırladığımızda yayında kendisi dedi ki daha önceki dönemlerden farklı olarak, yani biz de adapte olmaya çalışıyoruz. Bizim aslında mevcut alışveriş yapanlar, müşteri skalamız daha orta alt segmenttir. Şimdi orta üst çok fazla ziyaret etmeye başladı dedi. Tabii bunu sadece BİM ve BİM müşteri üzerinde sormuyorum size. Hatta sadece gıda perakendeciliği üzerinde de sormuyorum. Yani genel olarak alım gücünün düşmesi orta üst segmentin de daha uygun fiyatlı markaları tercih etmesi konusundaki iştah devam eder mi? Bunu nasıl görüyorsunuz? Bu bir genel trend. Yani tüketici özellikle private label'larda kaliteli ürünleri düşük fiyata aldığını gördüğü anda, yani markalı ürünler yerine perakendecinin özenle hazırlamış olduğu yüksek kaliteyi ve düşük maliyeti gördüğü zaman hiç şeye bakmadan, yani konjonktüre bakmadan o ürüne meyilliyor. Bu bütün dünyada böyle, Avrupa'da da böyle. Yani Avrupa'da pek çok şirket sahibi. İthal giyim markaları yerine yerli giyim markalarını tercih ediyor. Şeye bağlı. Sadece gıda için sorun. Yani kaliteye ve kesime bağlı, kumaşın kalitesine bağlı vesaire. Yani o markanın sadece marka ismine para vermek hakikaten şey, yani anlamsız tüketici için. Ama bunun karşılığındaki o private label'ın da o kalitede olması lazım. Yani anladım, marka kalitesinde anladım olması lazım. Onu yakalayabildikleri anda, ki pek çok yerde yakalanıyor bu ve müşteri onu keşfettiği anda artık marka yerine o ürünü alıyor. Bu dünyadaki trend. Yani şeyle alakası yok bunun, konjonktürle alakası yok. Ya pek çok CEO, pek çok varlıklı iş sahibi insan Avrupa'da bu tip yerlerden alışveriş yapmaya başladı. Hatta biliyorsunuz şu anda second hand, yani ikinci el satışları, doğru, dahi arttı. Arttı. Yani muhtemelen siz de belki alışveriş yapıyorsunuz ikinci elden. Ben yapıyorum en azından. Hı hı. Çünkü son derece kaliteli ürünleri, az giyilmiş ürünleri, yani bugünkü ürünlerden çok daha iyi ürünleri, çok daha iyi fiyata alabiliyorsunuz. Konjonktürle alakası yok. Ama şu bir gerçek, bu tip problemli enflasyonlu ortamlarda tüketicinin kesinlikle yani orta kesim, üst kesim, alt kesim demeden herkesin son derece dikkat ettiği ve fiyat kıyaslaması yaptığı bir dönem. O bakımdan da işini iyi yapanların pazar paylarının artması doğal. Bunu bekliyorsunuz sizden. Tabii, yani işini iyi yapanlar bu dönemde pazar paylarını arttırırlar ve bu son derece meşru ve doğrudur. Ama spekülasyonla da pazar paylarını arttıranlar, spekülatörler de var. İşte oralara regülasyon gelmesi, anladım, lazım. İşte buralarda tabii biraz bilgiye, bulguya dayalı olması lazım regülasyonun. Hissi ve duygusal veyahut işte geniş kitleleri memnun edici ama hiçbir işe yaramayan, hatta bazı semptomlara sebep olacak, ileride problemlere sebep olacak mikro regülasyonlardan da kaçınmak lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum kıymetli analizlerinize, tespitleriniz için. Kısa bir ara, aranın arkasından devam edeceğiz. Evet, şimdi hemen hızlıca Agra Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen'e gidelim. Nihat Bey, hoş geldiniz yayına. Neyi bekliyoruz diye programı açmıştım. Size de aynı şeyi sorayım. Gerçekten neyi bekliyoruz? Evet Güzel Hanım, teşekkür ederim. Geçmiş olsun tüm Türkiye'ye. İyi yayınlar diliyorum. Neyi bekliyoruz? Evet, her zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde olduğuna göre bir an evvel binalarımızı, can ve mal güvenliği riski taşıyan binalarımızı daha sağlıklı, daha güvenli bir hale dönüştürmek zorundayız diyoruz. Tabii
süreç içinde yapılan olumlu işler de var, olumlu dönüşümler de var ama yeterli mi dediğiniz takdirde maalesef bunun yeterli olduğunu söylemek güç. İşte bugün sabah saatlerinde yaşadığımız Düzce 5.9 depremi, deprem değil bina öldürür gerçeğinin tam bir delil olarak görebiliriz. Nedeni de şu Yüzem Hanım, tabii 30-40 saniye süren tabii 5.9 6 şiddetinde ama 8 şiddeti gibi hissedilen bir depremde şükürler olsun ki can kaybı yaşamadık. Tabii 12 Kasım ve 17 Eylül Marmara depreminden sonra bölgede bölgenin %80 binası yenilenmiş ve depreme daha dayanıklı bir bina haline dönüştüğünden ufak tefek hasarlarla bu depremi atlatmış oluyoruz. Tabii evet ağır hasarlı binalar da var. Bunları da ekranlar vasıtasıyla gördük. Ancak bunların birçoğu Güzem Hanım 2000 yılı öncesi yapılan bina. Bir kamu binası var tabii özellikle 2000 yılından sonra yapılmış ama burada bir zafiyetin olduğunu söyleyebilirim. Kontrol ve denetimlerin de binanın statik ve zemine uygun bina çözümlemesi kadar önemli bir olgu. Artık beklemeyelim ve diyoruz ki daha fazla üzücü olaylara yaşamamak için, sebebiyet vermemek için her sokağında, her ilçede, hangi ilde ne kadar binamızın riskli olduğunu ve dönüşmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bir an evvel de bunun alan bazlı dönüşüm modellemeleriyle daha sağlıklı, güvenli, o şehrin değerini daha da yükselten bir anlayışla planlamanın ve işlemlerin yapılması lazım. Bunlar isteğimiz, umudumuz olması gerekenler ama şu an tam olarak en büyük eksiklik nerede? Dün Sefer Altıoğlu'ya da benzer konuyu konuştuk. Kamu otoritesi, hükümet mi, Çevre Şehircilik Bakanlığı mı, yerel yönetimler mi? Yani şu an sistemin daha hızlı ilerleyememesinin sebebi tam olarak nedir? Yani finansman sıkıntısı mı? Lütfen biraz somut çözüm önerileri getirebilir misiniz bize? Memnun etti Güzem Hanım. Tabii bu kadar geniş kapsamlı bir olayı bir bakanlığın sorununa bırakmak ve ondan beklenti içinde olmak çok yanlış. Sürecin paydaşları, olayın paydaşları olan yerel idarelerin mutlaka aktif olarak bu işin içine girmesi lazım. Akabinde de mülkiye sahibi olan vatandaşların doğru bilgilendirilerek ve tırnak içinde ifade ediyorum, bu işin ekonomisini, finansını çözmeden bu işi kısa sürede yapmamız çok zor. Ne kadarlık bir finansmandan bahsediyoruz? Mesela İstanbul için şu an sizce ne kadarlık bir finansmana ihtiyaç var? Ve İstanbul'da kaç tane yapıya örneğin dönüştürmemiz gerekiyor? En acil olanlar. En acil olarak 500 ila 700 bin konutun İstanbul'da birinci sırada acilen yenilenmesi gerektiğini söyleyebilirim. Candan çok daha önemli bir şey yok. Ben şuna inanıyorum. Bu kadar binayı alan bazlı bir dönüşüm modellemesiyle başka hiçbir finans kaynağına gerek kalmadan kendi finansı kendi içinden çıkaran bir modellemeyle yapılabilir. Bunu biz Türkiye'de belirli bölgelerde yapıyoruz. Yeter ki yerel idarelerin siyasi gelecek endişesi duymadan ve siyasi polemik haline dönüştürmeden bu işi yapsın. Bu işin ben başarılabileceğine inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Nihat Bey. Katkınız, analizleriniz için diyelim. Umut ediyoruz ki kentsel dönüşüm süreci de başta İstanbul olmak üzere diyorum. Çünkü çok fazla aslında bu konuda hasarlı yapı var. Çok fazla dönüştürmeye muhtaç yapı var. Az önce söyledi Nihat Bey de 500 ile 700 bin arasındaki yapı en aciliyeti olanlar diye. Bakalım bundan sonra özellikle dün gece yaşanan depremden sonra süreç ne kadar hızlanabilecek. Şimdi programı kapatmadan önce bugün Türk Beş'ten bir veri geldi. Beyaz eşya satışları. Onu da hemen gündeme getirelim, konuşalım. Çünkü iç talep canlı kalacak mı? Akıllar da bu soru var. Resesyon endişeleri diyoruz. Ali Yıldız bizimle olacak, Beyper Başkanı. Ali Bey hoş geldiniz. Ekim ayında aslında bir sürpriz oldu ve biz satışlarda, iç pazarda bir artış olduğunu gördük. Türk Beş'in rakamlarına göre %9 artmış iç satışlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Devam eder mi bu hareket? Öncelikle hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ekim ayında satışların yüksek olmasının en büyük sebebi pandeminin etkisiyle daha önceki yıllarda tatil yapamayan vatandaşlarımızın tatil yapması, sağa sola gitmesi, köylerine gitmesi satışlarımızı Temmuz ayında düşük gösterdi. Uzun yıllar yani 20 yıldan fazladır bu kadar düşük olmamıştı. Ağustos ayında bunun arkasından geldi. Dolayısıyla Temmuz-Ağustos ayındaki satışların
büyük bir bölümü Eylül-Ekim ayına doğru kaymaya başladı. Ekim ayında da biliyorsunuz şu anda konutlardaki fiyat artışları, enerjideki fiyat artışları, diğer otomotivdeki artışlar beyaz eşyada henüz oranda artmamıştı. Dolayısıyla hem düğünlerin de artmasıyla, teyzeci siparişlerinin teslim edilmesiyle Ekim ayında %9'luk bir artış oldu. Bütün dünyada resesyon bekleniyordu. Türkiye'de bu satışların olması bizim avantajımızda. Bizim en büyük bir avantajımız da şu oldu. Hani perakende anlamında bunu söylüyorum. Biliyorsunuz Rusya'da, Ukrayna'da savaş oldu. Biz oraya da çok mal gönderiyoruz. Dolayısıyla oraya gitmeyen mallar iç piyasaya verildi uygun fiyatlarla. Bunu değerlendirmek bizim avantajımız oldu. Bizde de dördüncü çeyrekte resesyon bekleneceği söyleniyordu ama iç piyasa beklenildiği gibi olmadı. Tabii ki yüksek kira artışları şu anda biliyorsunuz konutlarda %25 arttı ama bizlerdeki artışlar çok daha yüksek. Giderlerimiz artıyor. Yılbaşında personel giderlerinde çok artacağı düşünülürse bizim için çok karlı değil ama şu anda beyaz eşya satışları yıllık bazda da bakıldı ona göre %4 düşüklük var. Bunun sebebi dediğim gibi Rusya ve Ukrayna'nın da almaması, Avrupa'da da fiyatların çok yükselmesi biraz iç piyasaya malın geri gelmesine sebep oldu. Bundan dolayı iç piyasada da henüz istenilen zamlar yapılamadı. Alım gücü düşük olduğu için bizim vatandaş olarak evlenecek gençler olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Kasım ayında da Ekim ayına göre bakıldı bir %10 aşağıda gidiyor gibi göreceğiz. Zaten Kasım ayı da bugün ayın 23'üne geldi. Son bir hafta kaldı zaten. Ama şu anda bakıldığında avantaj gibi. O yüzden insanlar çok fiyat artmadan bence ürünleri alabilirler. Bu bizim için çok büyük avantaj. Peki Ali Bey, fiyat artış beklentiniz nedir? Bu yıl sonu yani 31 Aralık geldiğinde ortalamada sektördeki enflasyon ne olacak? Yıllık fiyat artışı ne olacak? Nasıl kapatacağız? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla firmalarla görüşüyoruz. %40'lık bir aslında fiyatın artması gerekiyor. Ama dediğim gibi iç piyasada fazla yani %40 daha artması gerekiyor. Aralık ayı için mi söylüyorsunuz? Bir ayda sadece. Fiyatları dengeleyebilmek için. Çünkü masrafları enerji giderleri, navlun giderleri, benzin fiyatlarındaki artışlar, ham madde fiyatlarındaki artışlar çok yukarıda olduğu için ama beyaz eşyadaki fiyat artışları bu sene ilk yılbaşından bu yana %50-60 civarında oldu. %100'lük bir artış söz konusu. Ama iç piyasadaki alım gücü çok yüksek olmadığı için biraz da stoğumuz olduğu için biz bunu avantaja halkımız olarak dönüştürmek hepimiz için olumlu olacak. Dolayısıyla belki de %40 olmasa bile belli bir artış yine yapacaklardır ama asıl şey ham madde fiyatları Ocak ayından sonra çok yukarı çıkacağı söyleniyor. Dünyada bir ham maddede sıkıntı var. Şu anda asıl fiyat artışı. Evet. Ama şöyle bir avantajımız var. Elimizde stoğumuz olduğu için en azından bu kadar zam yapacaklarını düşünmüyorum ben. Peki. Biz bunu değerlendirmeliyiz. Zaten biliyorsunuz önümüzdeki yıl seçim atmosferi de olacak. Evet. Bizim için çok sıkıntılı geçmeyebilir. Ali Bey çok teşekkür ediyorum katkınız için ve Fokus programını noktalıyoruz.